Atom kavramı hakkında çeşitli görüşler ve teoriler ortaya koyan bilim insanlarının geçmişten günümüze olacak şekilde tarihsel dönem sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle atomlardan ilk bahseden filozof değil mi? Simya döneminde Demokritos'tur arkadaşlar. Maddenin atomos adı verilen çok küçük parçacıklardan oluştuğunu söylüyordu. İlk bir dedik. Sonra bilimsel olarak ilk modelimiz Dalton atom modeliydi. İçi dolu küre diyorduk arkadaşlar. Artı eksi yükler modelde yer almıyordu. Sonra Thomson artı eksi yüklerin de bu içi dolu kürenin içerisinde olduğunu söylüyordu. Artı eksi yükler bir arada diyordu. Yani ne diyeceğiz? 4 diyeceğiz ondan sonra arkadaşlar. En sonunda yörüngeli modelle bor diyordu. Modern atom teorisine en yakın yani şu anki modele en yakın teoriyi ortaya koyuyordu. Sonra da 3 demiş olacağız. Burada doğru seçenek 1 2 4 3 1 2 4 3 yani A seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Dalton atom modelinde yer alan aşağıdaki ifadelerden hangisi günümüzde kabul görmemektedir diyor. Şimdi bakalım. Dalton ilk modeli ortaya koymuştu arkadaşlar. İçi dolu küre modeli demiştik, değil mi? içi dolu küre modeli olarak bunu söyleyebiliriz. Şimdi farklı element atomları birbirinden farklıdır. Dalton bunu söylemiştir. Günümüzde de böyledir arkadaşlar. Yani proton sayıları farklı olan elementler mesela örneğin sodyum 11 protonu vardır. Proton sayısı kimliği kazandırır ve proton sayıları farklı olan elementler farklı elementlerdir arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Yani farklı element atomları birbirinden farklıdır. Atomlar kimyasal tepkimelerde başka bir element atomuna dönüşemez. Şimdi sodyum başka bir elemente, başka bir elementin atomuna dönüşemez. Ama mesela birleşip mesela sodyumla sallıyorum Burada arkadaşlar mesela hidrojen birleşip sodyum hidrürü oluşturabilir. Yani ondan bahsetmiyor. Sadece bir atom farklı bir elementin atomuna dönüşemez diyor. Bu doğrudur. Günümüzde de böyledir arkadaşlar. Ama atomlar birleşip farklı bileşikler oluşturabilir. Şimdi atomlar kimyasal tepkimelerde bölünemez. Arkadaşlar radyoaktif tepkimelerde bakın çekirdek nötron kazanabilir. Yani mesela buradan nükleer enerji dediğimiz enerji açığa çıkar. Günümüzde böyledir ama şimdi normal tepkimelerde günlük hayatta arkadaşlar atomlar kimyasal tepkimelerde bölünemez. Yani ortadan ikiye bir atomun bölünmesi söz konusu olmaz. Günümüzde de bu geçerliliğini devam ettirir. Bakın bir elementin tüm atomları özdeştir diyor. Şimdi şöyle mesela çekirdeğinde bir protonu olan bütün elementler hidrojen atomudur. Ama şimdi protonları aynı. Mesela nötronu 0, 1 olduğunda buna hidrojen deriz. Ama bak nötronu bir nötronlu iki kütle numarasına sahip. Ne yapıyorduk? Biz protonla nötronu toplayınca kütle numarası oluyordu. Yani proton sayıları aynı ama nötron ve kütle numaraları farklı olan elementler vardı. Aynı elementti bunlar. İkisi de hidrojendi ve bunlara izotop diyorduk. Tabii Dalton modeli oluşturduğunda protonları falan bilmediğinden dolayı arkadaşlar... ...yani elektrondan, protondan, nötronun haberi yok. Yani bunlardan bahsetmiyor. Maddenin en küçük yapı taşı atomlardır diyor. O yüzden bir elementin de bütün atomlarını aynı özellikte zannetmiş. Ama aynı elemente ait proton sayıları aynı, nötron ve kütle numaraları farklı atomlar vardır. Bunlara da izotop atomlar deriz. Yani bu günümüzde geçerli değildir arkadaşlar. Bir elementin bütün atomları aynı özelliklerde olmaz. İzotop atomlar vardır diyoruz. Bakın elementlerin sabit kütle oranı ile birleşmesiyle bileşikler oluşur diyor. Doğrudur. Farklı elementler yani hidrojenle oksijen birleşir. Suyu oluşturur arkadaşlar. Ve sabit bir oranda gerçekleşir bu. Tabi gerçekte mesela bunlar moleküllerdir. Ben böyle anlayın diye söylüyorum. Doğada mesela hidrojen bu şekilde bulunur. Oksijen bu şekilde bulunur. Bunlar birleşirler. Bir suyu oluştururlar ama burada mesela bileşik oluşurken ne yapar? iki tane hidrojen atomuyla bir tane oksijen atomu birleşir. Ve bunların kütleleri hep sabittir. Ve dolayısıyla arkadaşlar işte elementler, işte atomlar birleşip farklı elementin atomları birleşip bileşikler oluşturur diye Dalton söylemiştir. Burada günümüzde geçerliliğini korumayan seçenek D seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Dalton atomlar içi dolu küresel parçacıklardır görüşüyle atom altı parçacıkların varlığını kabul etmemektedir diyor arkadaşlar. Dalton atom modeli içi dolu küre modeliydi. Yani protonlar, nötronlar ve elektronlar bu modelde yer almıyordu. Dalton bunları bilmiyordu. Buna göre diyor, yukarıdaki çalışmalardan hangileri atom altı parçacıkların varlığının ortaya çıkarılmasında katkı sağlamıştır diye söylemiş. Şimdi şöyle diyoruz. Sürtünme ile elektriklenme deneylerinde elektronun varlığından biz haberdar oluyoruz arkadaşlar. Çünkü elektriği oluşturan elektron hareketidir. Yani buradan dolayı biz ne yaptık? Yani buradan e, atom altı parçacıklar hakkında bilgi sahibi olduk. Faraday'ın elektroliz deneylerinde de elektrik olayı olduğundan dolayı buradaki çalışmadan da elektron hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Bu da atom altı parçacıklar hakkında bize bilgi verir. Bakın radyoaktif ışımalar Atomun çekirdeğinin nötron kazanmasıyla, nötron kaybetmesiyle bu radyoaktif dediğimiz elementlerin arkadaşlar yani büyük kütleli elementlerin en bildiğiniz uranyum mesela değil mi? Nükleer santrallerde uranyumun çekirdeğinin bozulmasıyla yani oradaki nötron hareketleriyle ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz burada nötronlar hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Yani atom altı parçacıklar hakkında bilgi verir bu durum. Yani burada E seçeneği 1, 2 ve 3 doğru seçenek olmuş oluyor arkadaşlar. Bor atom modeli ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar bor atom modeli yörüngeli modeldi. Bir çekirdek vardı değil mi? Burada nötronlar yine yer almıyor arkadaşlar modelde. Bu çekirdeğin etrafında elektronlar böyle yörüngelerde bulunur diyordu. Bu yörüngelere biz K, L, M ve N harfleriyle ile gösterebiliyorduk. ve hatta N eşittir birinci enerji seviyesi, N en eşittir ikinci enerji seviyesi, N en eşittir üçüncü enerji seviyesi ve N eşittir dördüncü enerji seviyesi diyorduk. Yani yörüngeli model olarak biliyoruz bor atom modelini. Şimdi elektron çekirdek etrafında belirli yörüngelerde bulunur diyor. Doğrudur. Elektronun çekirdek etrafındaki hareketi daireseldir diyor. Tabii ki de arkadaşlar yani çekirdek buysa buradaki yörüngeleri bu şekilde göstermek daha doğru olur. Dairesel hareket eder der. Doğrudur. Çekirdekten uzaklaştıkça elektronun enerjisi artar diyor. Arkadaşlar en düşük enerji seviyesi çekirdeğe en yakın enerji seviyesidir ve buradaki yörüngeler arttıkça ne yapar? Enerjide artar arkadaşlar. Enerji seviyesinin düşük olmasını şöyle düşünebilirsiniz mesela bir kalemi düşün. Bıraktım elime düştü değil mi? Yani düşük enerji seviyesinde şu an. Enerji harcamak istemiyor öyle düşün yani. Bir elektron da çekirdek tarafından çekildiği için çekirdeğe en yakın konumda en düşük enerjilidir. Bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani çekirdekten uzaklaştıkça elektronun enerjisi artar dedik. Burada doğru seçeneğim E seçeneği 1, 2 ve 3 olmuş oldu arkadaşlar. Yukarıdaki bilim insanları ile kendilerine ait atom modelinde yer alan görüşlerin doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Elementler atom denilen bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. Şimdi atomun bölünemeyen tanecikler yani maddenin en küçük yapıda şu olduğunu söyleyen kim arkadaşlar? Daltondur yani burada bir A olmuş olacak. Atomda pozitif yüklü tanecikler çekirdek denilen. Şimdi çekirdekli model deyince aklıma ne gelecek? Rutherford gelecek. Altın nevha deneyi gelecek arkadaşlar. Küçük bir hacimsel bölgede yer alır. Burada Rutherford öyle diyordu. Yani atomlar çekirdekte yer alır. Yani çekirdekten oluşur. Çekirdeğin içerisinde artı yüklü protonlar vardır. Elektronlar da Rutherford rastgele hareket ettiğini söylüyordu. Hatırlarsak bordo yörüngelerde hareket ettiğini söyleyecek bundan sonraki modelde. Bu Rutherford modelidir arkadaşlar. Atomda artı ve eksi yüklü tanecik sayısı birbirine eşittir diyen de kim? Thomson'dır. Artı eksi yüklerden ilk bahseden Neydi? Üzümlü kek modeli değil mi arkadaşlar? Ne diyordu? Artı yüklü homojen bir tabaka içerisinde eksi yükler üzümlü kekin üzümü gibi bu şekilde bulunur der. Üzümlü kek modeli olarak da bilinir. Doğru seçeneğim 1A, 2C, 3B olacak. 1A, 2C, 3B. Doğru seçeneğim B seçeneği demiş oldum arkadaşlar. Dalton atom modeline göre Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Dalton neydi arkadaşlar? İlk modelimizde değil mi? Bilimsel olarak ilk modelimizde. Biz buna ne diyorduk? İçi dolu küre modeli diyorduk. Burada proton, nötron, elektron yoktu. Atom hakkındaki en ilkel modeldi. Şimdi Dalton atomlar maddenin küçük yapı taşıdır ve parçalanamazlar. Doğrudur çünkü nükleer tepkimelerden haberi yok o dönemde. Atomda pozitif yüklü tanecik sayısı negatif yüklü tanecik sayısına eşittir diyen Thomson'dı değil mi arkadaşlar? Şimdi bunu söyleyen Dalton değil çünkü proton, nötron ve elektrondan haberi yok ilk model dedik. Bir birleşiği oluşturan elementler arasında belirli bir kütle oranı vardır. Der ki bir elementi oluşturan atomlar aynı özelliktedir der. Hatta izotop kavramını bilmez. O günümüzde geçerliliğini yitirmiş bir durumdur. Yani burada şunu söylüyor arkadaşlar. Yani farklı elementler de birleşip ne yapar? bileşikleri oluşturur ve belli bir oranda yani iki hidrojen bir oksijen birleşerek burada mesela 1 bölü 2 getiririz. Daha sonra bunları detaylı anlatacağız size arkadaşlar. Ama bileşiğe konsantre olursak farklı element atomları belirli bir oranda birleşerek ne yapar? Bileşikleri oluşturur der. Bu şekilde bir görüş ortaya koyar. Belirli bir kütle oranı vardır der. Bileşikler oluşurken atomlar arasında. Dolayısıyla burada ne olacak arkadaşlar? Doğru seçeneğim D seçeneği 1 ve 3 olmuş olacak arkadaşlar. Jandaltın Dalton atom modelini açıklamada yukarıdaki kanunlardan hangilerini kullanmıştır diyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle sabit oranlar kanunundan faydalanıyor arkadaşlar. Sabit oranlar kanunu Proust'a ait. Ve Dalton ne diyor? Mesela şimdi mesela suyu düşün H2O. Şimdi her zaman iki hidrojenle bir oksijen birleşir ve bileşikler oluşturur. Dalton da bu değişimlere baktığında he, demek ki diyor bir elementin bütün atomları aynı özelliktedir diye zaten söylüyor modelinde. Demek ki hidrojen atomlarıyla oksijen atomları birleşip su bileşiğini oluşturuyor diyor. Bu modelinde yer alır. Buradan faydalanmıştır arkadaşlar. Kütlenin korunumu kanununda da yani başlangıçta alınan mesela hidrojenle oksijen birleşiyor su oluşuyor arkadaşlar. Tabi biz bunları şöyle gösteririz. Yani gerçekte işte iki tane H2 molekülüyle çünkü doğada moleküler olarak bulunur. Bir tane O2 molekülü, iki tane su molekülünü oluşturur. E başlangıçtaki kütleyle yani ne kadar hidrojenle oksijen alırsam o kadar su oluştururum. Bu kime aitti? Anthony Lavaiser. Kimyanın babası dedik arkadaşlar. Yani Buradan da faydalanıyor Dalton. Çünkü buradaki değişimleri inceliyor. ha diyor hidrojen atomları birleşiyor, oksijen atomları birleşiyor. Maddenin en küçük yapı taşı diyor bu atomlar diyor. Demek ki diyor bir oluşuyor diyor yani buradan. Böyle bir mantık kullanıyor. Katlı oranlar kanunu zaten Dalton'a aittir arkadaşlar. Demek ki buradan da faydalanacak. Katlı oranlar kanunda mesela karbon monoksit, karbon dioksit. E bir tane karbon A gramsa, bir tane oksijen B gramsa karbon monoksit oluşurken A'ya B oranında birleşirler. E karbon, dioksit oluşurken de ne olacak? A'ya 2B birleşecek. Çünkü B oksijenin bir tanesi B gramsa iki tanesi 2B gram olacak. Yani aynı atomlardan oluşan fakat farklı oranlarda birleşerek farklı bileşikleri oluşturan bu bileşikler arasında da katlı oranlar vardır diyor arkadaşlar Dalton. Zaten kendi modeli. Yani sonuç olarak ne diyeceğiz biz? Üçünden de faydalanmıştır. Doğru seçeneğim E seçeneği demiş olduk arkadaşlar. Joseph Thompson'ın atom modelinde yer alan yukarıdaki görüşlerden hangileri günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir diyor. Şimdi Thompson atom modeli üzümlü kek modeliydi arkadaşlar. Thompson diyordu ki artı yüklü homojen bir tabaka içerisinde ne yapar? Üzümlü kekin üzümleri gibi eksi yükler vardır diyordu. Bunu da Crookes'un katot ışınları tüpünden faydalanarak bulunuyordu. Dalton atom modeli içi dolu küre. Orada artı eksi yok. Ama burada artı ve eksi yükler var arkadaşlar. Dolayısıyla Thompson atom modeli bu. Atomların ötürdür der. Çünkü artı eksi yükleri görüyor ve bunların eşit olduğunu gözlemliyor. Demek ki diyor atomda yük farkı yok. Artı yükler eksi yüklere eşittir. Günümüzde de böyledir. Hala geçerliliğini devam ettirir arkadaşlar. Thomson atomun çapını yaklaşık 10 üzeri -8 cm olarak hesaplamıştır. Günümüzde de böyledir arkadaşlar. Doğru bir hesap yapıyor. Hatta Thomson atomdaki yük bölü kütle oranını falan buluyor böyle çok güzel bir gelişimdir o dönem için arkadaşlar. Tamam mı? Atom artı yüklü bir küredir ve eksi yükler artı yükler içerisinde dağılmıştır diyor. Yani şekili böyle olarak söylüyor Thompson ama bu artık günümüzde böyle değil arkadaşlar. Günümüzde biz ne diyoruz? Yani orbital kavramı vardır ama yani genelde genel manasıyla atomda bir çekirdek vardır. Çekirdeğin etrafında arkadaşlar belirli enerji seviyesinde orbitellerde yer alan elektronlar vardır. Yani sonuç olarak Artı ve eksi yükler böyle tamsının dediği gibi bir arada bulunmaz arkadaşlar. Bu geçerliliğini yitirmiştir dedik. Doğru seçeneğim ne olacak arkadaşlar? Kaybetmiştir'i soruyordu bana. Yalnız 3 doğru seçeneğim olmuş olacak arkadaşlar. Rutherford inceltilmiş altın levha üzerine gönderdiği alfa ışınları ile yaptığı deney sonuçlarından yola çıkarak oluşturduğu atom modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? diyor. Arkadaşlar Rutherford ne yapıyordu? Şöyle artı -E yüklü radyoaktif bir alfa ışın kaynağını alıyordu. Bunları ince bir altın levhaya gönderiyordu. Sonra bakıyordu arkadaşlar. Yani şöyle ışınların birçoğu dümdüz gidiyordu arkadaşlar. Bu düz giden ışınlar bize atomun boşluklu bir yapıda olduğunu gösteriyordu. Doğrudur. Pozitif yüklü taneciklerden taneciklerin çekirdek denilen çok küçük hacimsel bölgede toplandığı. Şimdi yüzbinlerce ışınlar ışın arasından ne yapıyordu arkadaşlar? Böyle birkaç tane ışın çarpıp geri dönüyordu. Ha diyordu. Demek ki bu Thomson'ın dediği gibi artı eksi yükler bir arada değil. Artı yük gönderdim, çarpıp geri döndü. Çok yoğun ve çok güçlü. Atomda çekirdek denilen bir bölge var diyordu arkadaşlar. Demek ki ışın buraya çarpıyor, çok yoğun olduğundan geri dönüyor. Çok güçlü bir buradaki güç yani çekirdek dediğimiz çok yoğun çok güçlü bir bölge diyor. Dolayısıyla bunu da Rutherford keşfediyordu. Doğrudur. Negatif yüklü taneciklerin çekirdek dışında olduğu. Arkadaşlar bak bazıları ne yapıyordu? Çarp böyle hafif sapmalar uğruyordu. Bunlar da böyle çekirdeğe yakın gidenler. Yani burada ne var? Eksi yükler var arkadaşlar atomun çevresinde de. Sonuçta mesela ne yapıyor? Mesela diğer atomun da eksi yükleri bunları çekiyor şey yapıyor falan hafif sapmalar oluşuyor. Demek ki diyor buradaki eksi yükler Thomson ne diyordu? Artı eksi yükler bir arada. Üzümlü kek modeli. Ama Rutherford eksi yüklerin çekirdeğin dışında serbest hareket ettiğini gözlemliyor bu deney sonucu da. Yani bu da doğru olmuş oldu. Bak atom kütlesinin yaklaşık olarak proton kütlesine eşit olduğunu kim söyler arkadaşlar? Thomson söyler. Ama yanılır. Rutherford şöyle diyor. Toplam mesela burada protonların kütlesi toplam kütlenin yaklaşık yarısıdır der arkadaşlar. Tamam mı? Bunu diyerek hatta nötronları öngörür. Nötronları öngördü ama bulamadı bak. Öngördü. Nötronu bulan kim? Bu da bilgi olsun. Chadwick'tir tamam mı? Chadwick. Rutherford değil. Rutherford sadece ön görüyor. Ha ne diyor? Biz günümüzde şunu biliyoruz arkadaşlar. Karbon elementi 6 protonu vardır. 6 nötronu vardır. Kütle numarası 12'dir. Değil mi? Yani protonla nötronu toplayınca kütle numarası yapar. Yani protonların kütleleri toplam kütlenin yaklaşık yarısı. E bunu hesaplayan kim? Rutherford arkadaşlar. Nötronları bilmiyor o dönem ama diyor ki diğer yarısını ne oluşturuyor acaba atomların diyerek nötronların varlığını ilk kez öngörüyor. Yani bu yanlış olmuş oldu. Protonun kütlesi atom kütlesine eşittir demez Rutherford. E seçeneğine bakalım. Atomdaki artı yüklü tanecik sayısının eksi yüklü tanecik sayısına eşit olduğunu söyler. Artı eksi yükler bütün modellerde eşittir. Tamam mı? Doğrudur. Yani burada yanlış olan seçeneğim D seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Dalton atom modelinin varsayımlarına uygun bir ifadedir? Arkadaşlar Dalton bilimsel olarak kabul edilen ilk modeldir. Dalton içi dolu küre modelini bize söylemiştir arkadaşlar. Ve proton, nötron ve elektron modelde yer almaz en ilkel modeldir. Bir elementin özdeş olmayan atomlarına izotop denir diyor. Arkadaşlar izotop neydi? Burada mesela 6 proton 6 proton yani ikisi de karbon elementi protonlar kazandırır değil mi arkadaşlar? Protonlar bir atomun kimliğidir. Yani şöyle düşün ama 6 protonlu 6 nötronlu karbonda var. Ama 8 nötronlu karbonda var. Bak bunlar proton sayısı değil mi? Dolayısıyla protonla nötron toplayınca kütle numarası yapmıyor muydu? Bak bunun kütle numarası 12 bunun kütle numarası da ne olacak? 14 olmuş olacak. Arkadaşlar proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı izotop kavramını bilebilmesi için Dalton'un neye ihtiyacı var? Atom altı tanecikleri bilmeye ihtiyacı var ama Dalton atom altı tanecikleri bilmez. Yani proton, nötron ve elektron modelde yer almaz. Şimdi uygunu arıyoruz biz. Dalton'a uygun değil bu ifade. Farklı element atomlarının belirli oranda birleşmesinden bileşikler oluşur. Evet arkadaşlar. Kütlenin korunumu kanunuyla ve sabit oranlar kanunuyla o dönemde mesela örneğin de, kimyasal değişimleri mesela yanma olayına çıkıyor değil mi Lavazer daha önceki bir dönemde. Mesela demek ki hidrojenle diyor oksijen birleşip ne yapıyor diyor suyu oluşturuyor diyor arkadaşlar. Demek ki diyor bir elementin bütün atomları aynı özellikte diye düşünüyor. Hatta izotop kavramında bilmiyor o dönemde. Günümüzde geçerliğini yitirmiştir mesela Dalton'un bu ifadesi. Demek ki diyor burada hidrojen atomuyla oksijen atomu birleşerek bileşikleri oluşturuyor ve sabit bir oranda oluşturuyor. Yani mesela burada şöyle yazsak daha doğru olur arkadaşlar. Daha sonra bunları zaten mantıken hep göstereceğiz. Yani şöyle bu Dalton'a uygun bir ifadedir. Mesela bak radyoaktif tepkimelerden atom parçalanabilir atom parçalanamaz der. Maddenin en küçük yapı taşı atomlardır der. Dalton bu uygun bir ifade değil. Atomun büyük bir kısmı boşlukturu ilk söyleyen Rutherford'dur. Altın levha deneyiyle değil mi arkadaşlar? Altın levhaya gönderdiği yüz binlerce ışın dümdüz gidiyor. Dönmesini bekliyor böyle hafif sapmasını bekliyor ama birçok ışın dümdüz gidince diyor atomda devasa boşluklar vardır der Rutherford. Yani bu da uygun bir ifade değil. Atom içinde pozitif, negatif ve yüksüz atom altı partisi, tane, atom altı tanecikler bulunur der. E bu da olmaz arkadaşlar. Çünkü ilk model bu. En uygun ifade burada B seçeneği olmuş olacak. Bor atom modelinde yer alan aşağıdaki ifadelerden hangisi günümüzde yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bor atom modeli neydi? Yörüngeli modeldi değil mi? Mesela burada çekirdek vardı. Çekirdeğin etrafında böyle yörüngeler vardı arkadaşlar. Bu yörüngelere diyordu ki en eşittir 1, en eşittir 2, en eşittir 3, en eşittir 4 gibi tam sayılarla gösterebiliriz diyordu. Ya da K, L, M ve N gibi harflerle de gösterebiliriz diyordu. Kim? Bor. Arkadaşlar elektron ne diyordu? Çekirdeğe en yakın halde bulunmak ister. Ve çekirdeğe en yakın olduğunda elektron arkadaşlar temel halde ve Neydi? Düşük enerjiydi arkadaşlar. Düşük enerjili. Şimdi mesela biz ne yapıyorduk? Bu elektronu dışarıdan mesela ışın verdiğimizde değil mi? Işın verdiğimizde yani enerji verdiğimizde buradaki elektron bir üst enerji seviyesine uyarılıyordu. Yani elektron ne yaptı? Uyarılmış hale geçti temel halden. Uyarılmış hal. Ama burada durmak istemez. Geri dönmek isterdi düşük enerjili hali arkadaşlar. Çünkü çekirdekten uzaklaştıkça enerji artar derdi bor. Dolayısıyla elektronlar da düşük enerjide olmak istediğinden yani şey gibi düşün bir kalemi bıraktım yere düştü. Düşük enerjide olmak istedi. Elektronları da çekirdek çektiğinden düşük enerjide olmak istiyor. E, dolayısıyla arkadaşlar ne yaptı? Bu temel hale dönerken de burada aldığı enerjiyi ışın olarak yayar. Olarak yayar. Yani biz bir elektronun mesela eneştir 2'den 1'e dönmesine emisyon deriz. Emisyon yaparken de arkadaşlar bir elektron ışın yayar unutma. Şimdi bakalım. Elektronlar çekirdek dışında belirli enerji düzeylerinde bulunur. Enerji düzey dediğinden dolayı doğrudur arkadaşlar. Bakın yörünge demiyor. Günümüzde yörüngelerde yer almayacak artık elektron. Bu doğrudur. Elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça enerjileri artar. Evet çekirdekten uzaklaştıkça enerji artar dedik. Bu da doğrudur ikinci enerji düzeyindeki yani L katmanındaki bir elektron birinci enerji düzeyine geçerken çevreye ışık yayar. Evet ne dedik emisyon yapar aldığı enerjiyi dışarı ışın olarak yayar dedik arkadaşlar. Bu da doğru olmuş olacak. Elektronlar çekirdek etrafında dairesel yörünge izler. Bak Bor bunu söylüyor. Bor atom modeline göre doğrudur. Ama günümüzde arkadaşlar değil mi? belirsizlik ilkesi gereği biz elektrona konum belirtemeyiz. Bor'un temel yanlışı buydu. Elektronlara konum belirtiyordu. Günümüzde elektronlar ne yapar? Mesela şöyle diyelim arkadaşlar. Atomun çekirdeği burasıysa orbitallerde yer alır. Yani bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu bölgelerde bir elektrona konum belirtmeyiz. Deriz ki elektronlar belirli enerji düzeylerinde. Bakın birinci seçenekte enerji düzeyi diyor ya. Bakın yörünge demiyor. Yani birinci enerji düzeyi, ikinci enerji düzeyi buradaki orbitallerde yani bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu bölgelerde yer alır der. Günümüzde buna yörünge demek yanlış olur arkadaşlar. Günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir bu durum. Elektronun en eşittir 1'den en eşittir 2'ye geçmesi için gereken enerji en eşittir 2'den en eşittir 3'e geçmesi için gereken enerjiden fazladır. Şimdi şöyle düşün mesela çekirdek var en eşittir mesela 1 en eşittir 2. Şimdi çekirdeğe en yakın halde en kararlıdır. Arkadaşlar, elektronlar. Dolayısıyla kararlı halde konumu kaybetmek istemez. Yani şöyle düşün: Sen burada elektronu ikinci enerji seviyesine geçirmek için daha kararlı olduğundan dolayı daha çok enerji vermek zorundasın. E gittikçe ne yapıyor arkadaşlar? Burada n eşittir 3, n eşittir 4 dedikçe gittikçe buradaki yörüngelerin enerjileri artıyor ama atom daha kararsız hale geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla mesela buradaki bir elektronu koparmak için daha az bir enerji veririz. Yani unutma bir elektron çekirdeğe en yakınken daha çok çekilir. Mantı kendi öyledir yani değil mi? Buradaki elektron daha çok çekileceğinden dolayı buraya daha çok enerji vermemiz lazım. Ne diyor? Elektronun en eşittir 1'den en geçmesi için gereken enerji en eşittir 2'den 3'e geçmesi için gereken enerjiden fazladır. Doğrudur çünkü burada daha çok çekim vardır arkadaşlar. Bunu da doğru demiş olduk. Yanlış seçeneğim burada D seçeneği demiş olduk arkadaşlar. Atom spektrumları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. Bakın atom spektrumu. Şimdi bor atom modeli deriz ki hidrojenin emisyon spektrumundan faydalanarak oluşturmuş bor modelini. Atom spektrum demek şu demek arkadaşlar. Mesela şöyle düşün. Bir atom var. Bor atom modeline göre düşün. Mesela bunların ne var? Yörüngeleri var arkadaşlar. Mesela buradaki bir elektrona biz dışarıdan enerji vererek bunu bir üst enerji seviyesine geçirdik. Yani temel halden uyarılmış hale geçirdik arkadaşlar. Bunun için dışarıdan enerji verdik. Yani bu olayı biz ne diyorduk? Absorpsiyon diyorduk arkadaşlar. Absorpsiyon. Şimdi buradaki elektron burada durmak istemez. Temel hale geri dönmek ister arkadaşlar. Değil mi? Ve geri dönerken de bu aldığı enerjiyi dışarı ne yapar? Işın olarak yayar. Biz buna da yani uyarılmış haldeki bir elektronun temel hale dönerken aldığı enerjiyi dışarıya ışın olarak yaymasını arkadaşlar ne deriz buna? Emisyon deriz tamam mı? Emisyon spektrumu. Şimdi bu arada hidrojenin böyle emisyon spektrumuna bakarak yaydığı ışına bakıyor arkadaşlar. Şöyle bir güzellik var. Şimdi bu dışarı yayılan ışınlar var ya her element için parmak izi niteliğinde. Atom spektrumları bu. Yani biz her atomun spektrumuna bakarak her bir elementin kendi kimlik özelliğini bulabiliriz. Yani elementleri bu şekilde analiz edebiliriz. Hani diyoruz ya bu karbon bu oksijen bunları hani diyor ya saydın mı diye. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Biz böyle deneyler yaparak bunlar mesela emisyon spektrofotometresi falan böyle bir sürü cihazlar var. Bunlardan anlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi elektronların yüksek enerji düzeyinden düşük enerji düzeyine dönüşlerinde yayılan ışınların prizmadan geçirilmesi de elde edilir. Şimdi burada yayılan ışınları göz görmez. Göz arkadaşlar yaklaşık olarak 400 ile 700 nanometre arasındaki ışınları görebilir insan gözü. Çeşitli mesela canlılarda farklı özelliklerde bu durum. Şimdi dolayısıyla... Biz buradaki her yayılan ışığı görmediğimizden arkadaşlar bunu bir prizmadan geçirip ışığın dalga boyunu kırarız ve görünür bölgeye düşürürüz. Bundan dolayı arkadaşlar bu şekilde elde edilir. Doğrudur. Yani burada yayılan ışığı bir prizmadan geçirip gözün görebileceği hale getirmemiz lazım. Bor yalnızca tek elektron türlerinin atom spektrumlarını doğru bir şekilde açıklayabildi. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bor atom modeli örneğin hidrojen gibi işte lityum işte burada mesela arkadaşlar ne vardır? 2 artı dememiz lazım. 3'e 1. Böyle tek elektronlu sistemleri açıklayabildi. Ama elektron sayısı daha çok olan elementlerde kendi formülleriyle deneysel sonuçlar tutmuyordu arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bor atom modeli tek elektronlu sistemleri açıklar deriz biz. Atom spektrumları her element için ayırt edicidir. Evet buradaki spektrumlar her elementin parmak izidir dedik. Doğrudur. Bak Elektronun yüksek enerji düzeylerinde n eşittir 2 düzeyine geçişinde yayılan ışınlar görünür bölge ışınlarıdır. Şimdi n eşittir 2'ye düşerken yayılan ışınlar bu 400 ile 700 nanometre arasında düşer. Buna da doğru diyeceğiz arkadaşlar. Bilim dilinde atomların ışın soğurmalarına emisyon. Bak şimdi ışın soğurma ışığı soğurmak yani bir süngerin suyu soğurması emmesi gibi düşün. Biz bunu arkadaşlar absorpsiyon deriz. Yani bu yanlış olacak tamam mı? Absorpsiyon olacak bu ışın yaymalarına absorpsiyon değil hayır ışın yaymalarına emisyon dedik değil mi arkadaşlar? Emisyon yaparak yani uyarılmış halden temel hale dönme olayına ne dedik arkadaşlar? Emisyon olayı dedik. Dolayısıyla bu da emisyon olayı olacak. Yani bu ne diyeceğiz biz? Yanlış demiş olacağız arkadaşlar. E seçeneği burada doğru seçenek olmuş. Oldu.